Sesim geliyor mu? Evet, herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün genelde evde boş kaldığım zamanlarda oynadığım oyunlardan arada sırada böyle sizlerle paylaşım yapacağım dostlarım. Bugünkü konumuz daha doğrusu Need for Speed Payback. O kadar çok Need for Speed oyunu yükledim ki aralarında en güzel oyun, nasıl söyleyeyim, oyun animasyonları olan, oyun grafiklerinin çok iyi olduğunu düşündüğüm oyunlardan bir tanesi Payback arkadaşlar. Bu arada Hit'i falan önerecek arkadaşlar olabilir. Hit'i de yükledim. Need for Speed Hit. Need for Speed Hit de pek beğenmedim işin açığı. Hani grafik, aracın hızlanması, bilmem nesi, zırtı vırtı beğenmedim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden oyunumuza bir giriş yapalım. Ben bayağı bir bölüm atladım. Keşke atlamasaydım. Güzel böyle animasyonların olduğu bölümler ilerledim oyunda. Keşke atlamasaydım. Video çekseydim ama aklıma gelmedi işin açığı. Biraz ben oyunda ilerledim. Bundan sonraki animasyonlu kısımları da işte devam et derseniz oyun videolarına, arada sırada bu şekilde sizlerle paylaşırım sevgili dostlar. Yeni bir sistem topladım. 4060 Ti var ekran kartımız. Şu an ondan görüntü kaydı yapıyorum. İnşallah bir sorun çıkmaz. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar bölümümüze. Açılsın bakalım. Şöyle şu an oyunu 2K'da olmasa da 2K'da oynuyorum. Renk kalitesini falan görüyorsunuz. Bir tane Honda S2000 pardon. Oyunda bir tane Honda S2000'imiz var. Şöyle bir sıfır çizelim. Görüyorsunuz. Hatta bir de lastik yakalım sizlere. Oyun bu arada multiplayer oynanabiliyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz arkadaş benim haritamda geziyor online bir şekilde. Şimdi şöyle yandan göstereyim bakın. Evet, şimdi hiç uzatmadan bölüme bakalım bir. Bölümde geçeceğimiz yerler var. Şu yarış mıydı acaba ya? Şuraya bir gidelim. Yakınız zaten. Yani şöyle, normalde kolay kolay bir Need for Speed oynayan bir insan değilim. Genelde Forza Horizon oynuyorum. Videoyu bir bölümde yapmıştım hatta. Eski sistemde, eski bilgisayarımda. Şimdi gayet güzel bir sistem topladım. Şimdi drift olayını göstereceğim size. Yani şu an çok performanslı olmasa da S2000'imiz drift yapıyor. Tabii bu aracın özelliklerini... yanlış yere girdik. Aracın özelliklerini arttırdıkça bu drift olayımızda gitgide çözülüyor. Bu arada ses kaydını telefonun kamerasından yapıyorum. İnşallah sesim güzel gelir. Bundan sonraki videolarda devamı gelirse inşallah böyle oyun videoları, ses kaydını da bizzat ekran kartı üzerinden, uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz direkt. Yani şu an kullandığım mikrofon üzerinden de yapabiliyorum. Yani aracın kontrolü biraz Forza'ya göre biraz şey, kendine has bir kontrolü var. Öyle söyleyeyim yani. Forza'da biraz daha gerçekçi diyebilirim yani. Bunda gerek arkadaki kameranın sallanması, işte dönüşlerde falan, drift'te değişik bir açıya girmesi falan. Forza'da böyle bir şey yok tabii doğal olarak. Çok fazla değil hatta. Şuradaydı yerimiz. Bu kapalıydı ama açılmış mıdır acaba? Açılmış. Hadi start diyelim. Ve yarışımıza başlayalım sevgili dostlar. Oo. Bu neymiş? Bu mini. Oyunda
genel olarak bütün araç marka modelleri mevcut. Bu Payback'te E30 var mı onu bilmiyorum. Bir tek ama Need for Heat'in en güzel yönlerinden bir tanesi de E30'un olması ve E30'un oyunda favori araçlardan bir tanesi olması. Bak kesiciye giriyor. Onun şanzımanı çok kısaymış herhalde. 156 kesici yapıyor. Şimdi Need for Speed Payback'te offroad da var arkadaşlar. Heat'te hatırlamıyorum offroad var mıydı? Ama bu oyunda özel offroad araçları falan her şey var. Yani SUV tarzı araçlar da var. Bakın bir animasyona girdi şimdi. Yani oyun animasyonlar gayet güzel, özenilmiş. Şu an keşke Türkçe tercüme edebilseydim size. Bazı arkadaşlar bunu yapıyor ama biz normalde oyun kanalı değiliz. Olmadığımız için tabii ki. Bir şeyler konuşuldu işte telefonda. Hacı ne yapıyorsun? Neredesin? Jump diyor. Atlamalı matmalı matlamalı bir şeyler var herhalde. Uçakla mı uçacağız yoksa? Bakın mesela yarışa girerken bile animasyonlar falan giriyor böyle. Gayet güzel animasyonlar. Bir de oyunu oynayabiliyorsanız güzel bir ekran kartı ve yüksek çözünürlüklü ayarlarda oynarsanız çok farklı oluyor görüntü kalitesi. Hadi bakalım. Drift de var herhalde. Drift de var evet. Zaten drift. Aha. Burada güzel bir drift yapmamız lazım. Hop. Yapamadık. Şuradan atlayacağız. Hop. Yani çok geç fren yaptık. Bundan dolayı yapamadık. Diyorum ya aracın kontrolü çok garip. Araba bir de dönmüyor işin açığı. Drift yapalım hadi. Yok abi dönmüyor araç ya. Acaba bu oyunu direksiyon setiyle mi oynamak lazım? Bu arada gördüğüm kadarıyla oyunda araç hasar alıyor. Of of. Havadayken dönüyor o şey araba. Bir de çok gariptir yani drift yapmaya başladığın zaman acayip hızlanmaya başlıyor bir anda araba. Ah ya takıldığı yere bak arkadaş. Neyse map'i bir ezberleyelim bir dahakine biraz daha iyi oynarız. Araç hem dönmüyor. Burayı güzel yaptık. Come on, back. Pick it up. Don't forget, the bigger the destruction, the higher your score. Nasıl bir taklaydı lan? Hadi bakalım şu
piyanın bir. Hop. Uçmalar falan güzel. Erken drift yapıyoruz bu sefer de. Duvara çarp ya arkadaş. Geçtik mi şimdi? Geçtik mi? Geçmedik mi? New record diyor. Geçmişiz mi? Geçemedik. Target total score. Kaldık lan. Çok az bir puan farkıyla kaldık arkadaşlar. Restart diyeceğiz muhtemelen. Mission failed. Neyse bu sefer daha iyi oynayacağım bakın. Acep diyelim şuna. Geçelim şurayı. Hadi bakalım. Bak şu an gaz verebiliyorum araca. Jumping. İkinci kez oynuyorum, bu sefer geçeceğiz arkadaşlar. Oyun drift. Bu yarış drift yarışı. Bakın bu sefer biraz daha iyiyiz. Ya şunu yapma, şunu yapma ya. Neyse. Öncekinden biraz daha iyiyiz. Normalde nos açtığımız zaman, drift yaparken nos açtığınızda daha da iyi puan veriyor. Bu sefer biraz daha iyiyiz sanki. İyiyiz dediğim her zaman çarpıyoruz. Aş nosu abi, aş nosu. Buraları biraz iyi yaptık. Yüzümün şekli değişti mi bilmiyorum ama. Haydi be, haydi be. Burada yapma be. Aç nosu baba. Hop. Jump. Hadi bir nos. Buraları güzel yaptık. Hadi bakalım. Alıştık ya. Demek ki haritaya bir alışmak lazım. Evet, bu sefer geçtik arkadaşlar. Evet. Okey, okey. Geçtik diyor. 540-551.
You win oldu, you win. Evet, şu anda kaç tane, gördüğünüz gibi kaç tane yarış varmış daha. Drift yarışı. Bizi burada bırakıyor zaten hemen şey. Aracımızı aldı. Şöyle bir Nissan 350Z'miz var oyunda. Bu arada şu C tuşu şeyi değiştiriyor. Bir de aksiyon kamera modu var şöyle. Of, 350Z de acayip güzelmiş ya. Bu aksiyon kamera modu ne işe yarayacak diyeceksiniz. Şöyle drift yaparken falan görüyorsunuz. Biraz aksiyon katıyor. Ama gerçekten güzel efektler aslında. Aha, mesela şu uçağın etrafında dönebilirsek dönelim. Aa, olmadı, kanadını açmıştık. Şöyle bir drift yapalım. Hızlı aracı. O tarafa gitti lan. Neyse. Drift biraz bununla hastalık gibi oluyor. Şu yarışımıza bir gidelim bakalım. Hadi, yakınmış. İkinci yarışta bizi neler bekliyor bakalım bir. İkinci yarış şuradaymış. Hadi start dedik. Başlayalım bakalım neler varmış. Galiba drifti komple herhalde bu havaalanında bitireceğiz. Keşke 350Z ile yapsak drift'i ya. Hadi bakalım. Gaz vermeye başladım. Egzozlardan böyle kıvılcımlar çıkmaya başladı. Aa, bir katlama var. Hadi bismillah. 2, 3'te, nasıl kökte. Of. Ya bu atlamaları, sıçramaları aslında güzel yapmışlar ya. Araba gitmiyor lan. Wow, buradan bir drift yapacağız. Güzel. Aslında oraları da drift yaparak geçiyor. Ama biz oraları drift yapamayız daha. Bu araç yeterince gitmiyor. Ne oluyor lan? Hadi bakalım şöyle bir uçalım. Abi, bir öncekine göre biraz daha iyi gibi oynuyoruz sanki ya. Ne oluyor lan? Hadi bir de nos kökleyelim drift'e. Biraz karışık ya. Hadi atlayalım şuradan. This is seriously impressive. If only we could get you into the series, we'd make a killing. Rav, you have got to work your magic to get me in. Sıçtık biraz. İlk turumuz güzeldi ya.
Ya yapma ya, yapma. Ben burada nasıl drift yapayım abi? Araba kaymıyor ki. Hadi şuralar neyse, şurada bir nebze kayıyor da aracın gücü yetmiyor. Biz bunu geçersek iyi vallahi. That was amazing. Çarptığın yere bak oğlum. Hay anasını, ora kapalıymış lan. Buradan gireceğiz. Vallahi geçtiysek şansımızı. Geçemedik gibi görünüyor. Geçmişiz lan. Yani bu arada oyun ayarları easy. Hatta medium'da, medium olması lazım. Medium'da olduğu için böyle biraz kolay geçebiliyorum yani. Normalde hard modu biraz daha sıkıntılı oyunun. Bir arkadaş geldi. Oso Gambido. Next level diyor. Geçtin diyor level'i diyor. Only a sponsored car can even get close to the Speedcross series. Bir şeyler deyip duruyorlar. Sorry Mac. Özür dilerim Mac. Az çok tercüme etmeye çalışacağım size. Bizim karakterimizin adı oyunda Mac'miş bu arada arkadaşlar. Mac. Şu an Mac'le bir geziyoruz Mac'le. Bakın. Şimdi evet Mac'miş. Zaten telefonlarda da Mac diyorlarmış. Ama dikkat etmemişim. Şimdi şuradan bir atlayış yapalım ilerden. Bekliyorum sağ abi. Ya nos çok kısa ya. Şuradan bir atlayış yapacağım size. Gitmiyor la bu 350Z. Hadi hop. Adamın şaftı kaydı. Telefonla konuşurken şaftı kaydı adamın. Biz şu aracı bir değiştirelim ya. Bir garajımıza gidelim abi. Ben bu 350Z'yi beğenmedim. Gitmiyor ya. Biraz tabi araç özelliklerini yükseltmediğimizden kaynaklı. La 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 la. Şuraya giriş. Garajımıza bir girelim abi. Biz güzel... Bu ne ya abi ya? Nasıl bir arabaymış ya? Al abi şunu. Aa bu arada araç modifiyesi nasıl yapılıyor bak size onları göstereyim. Yani gerçekten güzel. Modifiye ederken de gayet keyifli oluyor yani. Hatta ne yapalım performans kısmına gelin. Bakın şöyle geziyorsunuz. Aracın her bir köşesini yapabiliyorsunuz. Mesela şu an açılmamış daha farlar. Bak tampon. Bu nasıl bir tampon lan? Bizim tamponumuz hangisi? Şu. Güzel. Yok şuymuş bizim tamponumuz. Orijinal buymuş. Bunda da tampon yok gibi bir şey. Ama para istiyor. Tampon yok abi bunda. Bakın farları yapabiliyorsunuz. Yan çamurluklar şu an kilitli. Aynalar. O ne lan? Oğlum, bence orijinal aynalar daha güzel. Bak hatta ne yazıyor? Front fenders. Yani sağ çamurluk mu oluyor? Sol çamurluk mu oluyor lan? Görüyorsunuz bakın. Araca kamber verebiliyorsunuz. Araç modifiye kısımları gayet güzel. Hatta bunu yapalım. Şu
Şöyle bakalım, niye çıktık lan? Bir de ön tampona bakalım neler varmış. Şöyle bir bakalım. Dur. Heh. Böyle mouse'la çevirip de bakabiliyorsunuz bu arada. Şöyle yandan bakalım biraz. Honda S2000 sevenler burada mı arkadaşlar? Şu an gördüğüm kadarıyla, mesela oyunda izlediğim kadarıyla acayip güzel, acayip gerçekçi bir araba var karşımda. Yani bizzat sanki, bilmiyorum, bu şeye bağlı değişebilir. Ekran kartı kalitesine bağlı değişebilir. Ama oyun grafikleri gerçekten çok güzel. Biraz özenilmiş ya. Genelde Need for Speed'in çoğu oyunları öyle grafik anlamında çok özenilmeden yapılıyor. Hani bir şey tam yapsalar bir şey eksik yapıyorlar ama bu oyunumuzda öyle değil. Bakın mesela Honda Civic'te bir atlayış yapalım. İşte Honda Civic diyorum ya. Ağzım hep Civic'e gitmiş arkadaş. Honda S2000. Bizim nerede vardı atlama yerlerimiz? Bu aracın biraz özelliklerini iyileştirdim ben işin açığı. Ha, tamam. Buradan atlayacağız. Şöyle geriye gidelim. Bu biraz daha hızlanıyor. İyi hızlanıyor en azından. Bu arada şöyle haritamızdan şu yarış. Bakın şu normalde şöyle seken şeyler yapmanız gereken yarışlar. Diğerleri sekmiyor normalde haritada böyle. Ya da hareketli bir animasyon yok diğer ibarelerde. O hareketli animasyon olmayan şeyler zaten yapmış, görevi bitirmiş oluyorsunuz. Bakın bir arkadaş da atlayış yapacak herhalde orada. Şu an oyunun en güzel özelliklerinden bir tanesi multiplayer oynanıyor olması. Yani çoklu oyunculu. O arkadaş da oradan atlamaya gitti herhalde. Aynı zamanda yolda giden böyle arkadaşlarla yarış yapabiliyorsunuz sevgili dostlar. Bakın arkada geziyor. Hatta bir yarış yapalım mı, ne derseniz. Şuradan bir atlayış yapalım da hadi. Kökle abi, kökle 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 kökle. Of 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 of. İşte atlayış böyle olur abi. Şu an sarıyor, araba gitmiyor. Durun şu arkadaşı bulalım da bir. Haritada görebilecek miyiz? Evet, şuraya gitmiş bakın. Şununla bir yarışalım ya. Bakın şimdi oyundaki animasyona bir bakın. Of. I'll show that Roman racer how a real driver handles business. E'ye mi basıyorduk lan? Hah, E'ye basıyoruz. Get ready to see some tail lights. Başlıyoruz arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Kimin aracı iyiyse o kazansın. İkisi de Honda Civic. Bakın benimle yarışmaya başladı şu an. Gel gel. O sürü köklerim de senden bir uzayalım. Ananı satayım. Oğlum kocaman ya, o direğe yıkılır sandım işin açığı, vay anasını. Nasıl köklüye köklüye gidiyoruz ve geçeceğiz. Şu araca kaza yaptırabiliyor muyuz lan? Thank you.
Ne oldu lan? Arazide biraz zor gidiyor aracımız. Okay, let's play rough. La 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 la. Lan arkadaş. Adama kaza yaptırak dedik, biz kendimiz gittik ya. Abi asfalt şeyde hiç gitmiyor lan bu. Adam ara yarışı bitirdi anasını satayım. Dur bir daha yarışar şunla. Normalde da biz onu geçeriz. Nereye gidiyorsun lan? He? Öyle gitmek kolay mı oğlum? Aha kaldı lan. Hayır gidemezsin. Yine yarış malış bir şeyler diyor. This roaming racer wants to race me. Hadi şunu bir daha yarışa. Yarışsana lan. Ya abi biz onu her türlü yerdik ya. Niye böyle oldu? Let's go. The heat's on. Bu arada bu online oyuncu değil galiba. Online de olabilir. Yarışıyoruz. Bayağı da iyi geliyor lan. Of. Abi biz yaptık, sağlam kaza yapıyoruz. Araba tahta attı lan. Ama şöyle bir garip yönü var oyunun. Normalde ben takla attım mesela. Hemen araç yeniden geliyor. Ve belli bir hıza ulaşmış oluyorsun. Doğduğunda bu yönü biraz garip. Gerçekçiliğin dışında olmuş yani işin açığı. Aslında kaza yaptığın zaman normalde sıfırdan kalkması lazım aracın. You win. You win diyor. Geçtik diyor. Ne oldu lan? Adam kaza yaptı herhalde. Tamam, şimdi adamı geçti. Şimdi diğer yarışımıza geçelim sevgili dostlar. Kaçıncı dakikamız? 30. dakikamız olmuş. Efecan, oğlum Efecan. Ne istiyorsun be? Kurban olduğum Efecan. Hadi yolumuz uzun. Ben yolu gidince gittiğim yerden başlatırdım. Sağlam bir geçti arabalarımızdan. Şöyle baktığımız zaman gerçekten yollar falan gayet güzel yapılmış yani hani. Harita güzel. Gayet geniş büyük bir haritası var arkadaşlar oyunun. Bu arada oyunun nasıl söyleyeyim, başrol aracı her Need for Speed'de olduğu gibi BMW E46 M3 arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Oyunun muhtemelen son, işte internetten izlediğim kadarıyla işte son bölümlerine doğru M3 aracımız yavaş yavaş oyuna dahil olmaya başlıyor. Her Need for Speed'de olduğu gibi biliyorsunuz Most Wanted'da M3 E46 karakteri, daha doğrusu aracı diyeyim, artık karakter gibi olmuş ya. E46 M3 aracı Need for Speed Most Wanted'da yanlış hatırlamıyorsam bizim hayatımıza girdi. Ve o oyundan sonraki Need for Speed serilerinde de nedense bu E46 M3'ü oyunun en pahalı aracı ve en iyi aracı olarak devam ettirdiler serilerde. Bunun da top speed'i 169'muş. Radyomuz çalıyor abi.
ani bir viraj varmış. Deneye baktık biz. Neredeymiş lan? Yani şurada. Oğlum inşaatın bahçesinde yarış mı olur ya? İnşaat bahçesinde yarış başlıyor arkadaş. Böyle şey mi olur ya? Hadi geçelim şuraya. Au drift ya. Şantiyede drift yapacağız. Kaçak drift. Tamam dostum. Ya şu miniyi değiştirin abi ya. Time to meet Mac. Gönlünü seveyim şöyle güzel bir araç vereyim ya. E30 yok mu abi bu oyunda? Dönmüyor lan araba. Oh, dönüm kısaymış ya. Ha da sen gülüyorsun dayı da biz burada neler çekiyoruz ya. Biraz kaptık ya. Ne diyor? Geçtik mi? Hadi bakalım. Oo, geçmişiz tabii ya. Abi geçmez miyiz ya? Şuraları geçelim ya. Of, daha kaç tane drift var arkadaş? Bu ne ya? Ama bu drift efektleri gerçekten biraz zor yani. Hani Need for Speed Carbon serisini hatırlayan arkadaşlar bilecektir. Need for Speed Carbon'da çok daha kolay ve güzel drift yapabiliyorduk. Ama bu oyunda nedense drift çok zor. Yani driftteyken aracın kontrol mekanizması biraz sıkıntılı gibi geldi bana. Ya da ya kendine öz bir kontrol mekanizması var ama hemen şurada bir yarış daha çıkmış. Yine buradayız yani işin anlayacağınız bu pistte. Evet gene başladık. Hadi bakalım. Size güzel bir direkt show yapacağım. Her yere çarpa çarpa. Ama inanılmaz derecede klavyeyle zor oluyor. Ya oyun direksiyon istiyor, direksiyon seti. Nereye gideceğiz? Anasını satın. Çok karışık lan. Burada normalde ustaların çalışması lazım. Şantiyede biz drift yapıyoruz ya. Herhalde puanı şurada kırdık. Ya bir yerden de şeyler tatlıyor çatlıyor böyle arkadaş. Ne oluyor lan? Next pilot dedi. Neyse dostlar, Need for Speed genel anlamda böyle bir oyun. Bunu da sizlere göstermiş olalım. Need for Speed Payback oyunun adı.
Şimdi tekrar tekrar oynamayacağım çünkü sizleri de sıkmak istemiyorum. Kısa bir oyun videosu olsun istedim. Need for Speed Payback hakkında kısa bir bilgi vereyim istedim. Steam üzerinde şu anda 6 dolar satın alıp oynayıp güzel vakit geçirebileceğiniz bir oyun arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Kanala abone değilseniz abone olmayı, video bildirimlerini açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek hoşça kalın dostlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız da video altına yorumlarınızı yazın. Steam üzerinden orijinal yeni çıkmış oyunları da alıp deneyebiliriz. Şu anki mevcut PC'im bütün oyunlar kaldırabilecek durumda. Abi oyun videosu da gelsin derseniz oyun videosu da çekmeye başlarız kanala. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize.